abla. Gördüm, gördüm. Abla Metin amca değil mi bu? Vallahi yok. Böyle bir poz vermiş, yani donla. Evet, vermiş işte baksana. Demek bu Sergenç'im açacağım dediği buydu. Peki Metin Bey kendini böyle teşhir edilmesine nasıl izin verdi? 18-19 yıl. Ah, efendim iyi günler. İyi merhaba. Günler. İyi günler. Çok affedersiniz efendim. Çok affedersiniz. Çok özür dilerim. Aman estağfurullah efendim, ne demek sanat neticede? Sanat olur mu efendim? Resmen kepazelik. Ah işte herkes burada. Sergi Bey'i gördü demek ki. Metin ne yaptın? Resmi indirmişsin. Bunu evde konuşuruz Ülperi. Lütfen resmimi yerine as. Sanatımı görmeye herkesin hakkı var değil mi efendim? Ay, efendim biz göreceğimizi gördük. Kerem yüreğimize. Başarılarınızın devamını dileriz. Sen ne yaptığını sanıyorsun Ülperi? Gir içeri. Metin. Gir içeri dedim. Ülperi. Kim verecek bu rezaletin hesabını bana? O rezalet değil. Benim düşünen adam portrem. Ben böyle bir poz vermedim ki. Kim çizdi bu rezil şeyi? Hayal ettim. Ben sanatçıyım. Yani zihnimden de böyle şeyler yaratabiliyorum Metin bak. Bak bu yaratma işi bitmiştir. Bundan sonra resim faslı kapandı. Yok canım. Ben o kadar uğraşıp didinip sanat eserleri meydana getireceğim. Sen beleşe resimlerimin üstüne konacaksın. Oldu. Ben bir kere bunu satıp para kazanacağım. Ne? Cesedimi çiğnemen lazım. Sanat eserlerime böyle el koyamazsın Metin. Gerekirse açlık grevi yaparım. Bu resmin bütün hakları bana aittir. Bitti. Tamam, ben alıyorum o zaman. Ne? Evet, ben alıyorum. Ama bir şartla. Bundan sonra resim yapmak yok. Anlaştık mı? Yani bilmem ki. Resim yapmadan yaşayabilir miyim? Ülperi, şansını zorlama. Tamam, iyi. Kaç para? Kaç para? İyi soru. Ben bir maliyet hesabı çıkarayım, sana bildiririm. Yalnız ucuza kurtulamazsın Metin. Şurada sanat hayatımı bitirmekten bahsediyoruz. M'nin karesi. Evet, çok güzel. Doğru gidiyorsun. Eşittir. Tamam. 8. Bu kadar. Zaten çok zor değilmiş. Tabii ki zor değil. Tamam. Eyvah. Ne olur çaktırma Rüya. Eski kız arkadaşım burada. Bak bir türlü kurtulamıyorum ondan. Belki yanında bir kız görürse vazgeçer. Ha? Lütfen bana yardım et. Ne olursun. Ya ama... Ya tamam. Birazdan gider zaten. Hadi bana yardım et. Sen o tarafa bakma tamam mı? Hadi biz devam ediyormuş gibi yapalım. Sadece biraz daha yakın oturabilirsin o kadar. Tamam oldu. Sen çaktırma. Hadi. Şimdi biz diğer soruya geçelim. Hadi şunu yapalım. Biraz önce kullandığımız formül var ya. Yine aynısını kullanacağız. Ne kadar sürecek bu daha böyle? Ya birazdan gidecek zaten merak etme hadi şimdi devam edelim. Mert. Ne var Ruhi? Oho! Sen hala burada boşalt. Eloğlu attığını vuruyor orada. Ne diyorsun sen Ruhi? Rüya diyorum, rüya. Ne olmuş Rüya'ya? Nerede şimdi? Köşedeki kafede ders çalışıyor Ruhi. Acaba küçük budala. Ne diyorsun sen? Geveleme söyle. Ya her an her şey için geç olmuş olabilir. Dakika iki sarılıyorlardı. Şimdi kim bilir? Ne diyorsun sen be? Ya matematik öğretmeni yok mu yakışıklı olan? Evet. Rüya ile kafede sana baş dolaş. Hayat zor tabii. Sen hala sütüne hiç yat. Orada öyle oğlum. Gidiyoruz yürü. Tamam sakin ol. Sinirlenme. Metin olman lazım ufak bir. En bu aralarında belki yalnızca bir şey olur. Ruhi kes. Yürü. Yürü yürü yürü. Gitmedi kız arkadaşın. Hani hemen gidiyordu? Ya tamam sen çaktırma. Birazdan gider zaten. Uf, çok sinirlendi. Bak buraya geliyor galiba. Tamam biz devam edelim. Aa gidiyor. Çıktı oley be. Kurtuldum sonunda. Sana çok teşekkür ederim. Beni büyük bir dertten kurtardın. Rica ederim. Ben bir şey yapmadım. Ne demek? Bir şey yapmadım olurum. Ne var burada? Kerem. Kerem Ruhi. Eyvah Ruhi. Baba ne haber? Anne. Mert'in eski kız arkadaşı. Yerim ulan eski kız arkadaşına. Siz böyle mi ders çalışıyorsunuz? Sevgilim kime emanet ediyorsun? Ya bir dakika Kerem. Bir dakika Kerem. Kerem vurma. 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 Kerem vurma.
Ya kardeşim bırak çekil. Ya Bilal bırak. Öldürürüm lan seni. Öldüreceğim seni. Namus da var. Tamam bırakırız da beni. Sürükleme. Oturun. Bugünkü sözlü sınavımızı müdürümüz Amil Bey de izleyecek. Buyurun. Kerametin güç verir tahtaya. Sevr Antlaşması hangi tarihlerde imzalanmıştır? 10 Ağustos 1920. Doğru. Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan zararlı dernekler. Kürt Teali Cemiyeti, İslam Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti. Siz de sorun buyurun müdür bey. Evet hocam. Nisan 1920'de ne oldu? Damat Ferit Paşa hükümeti Salih Paşa'dan sonra Osmanlı kabinesini kurdu. Doğru. Siz sormayacak mısınız? Belki bu sözlü sınav sorularını da vermişimdir ha? Yeliz, sen sor. Anadolu'dan düşman tamamıyla ne zaman temizlenmiştir? ...16 Eylül 1922 Yeliz. Doğru öğretmenim, bildim. Ali, sen Kerem arkadaşına soru sormayacak mısın? Atatürk'ün devrimleri nelerdir? Şapka ve kılık kıyafet kanununun kabulü. Harf devrimi. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Miladi takvimin kabulü. Medeni kanunun kabulü. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Doğru öğretmenim. Sizin başka sorunuz olacak mı? Hayır efendim, sormayacağım. Ben artık gitsem iyi olacak. Kusura bakmayın, vaktinizi aldım. Balıklarınıza benden selam söyleyin. Yemlerini ufak ufak atın ki boğazlarına takılmasın. Atarım efendim. Sizin de boğazınıza takılan bir şeyler vardır herhalde değil mi? Bugünlük bu kadar ders hepinize yeter ha? Hepiniz bahçeye çıkabilirsiniz. Size bir sürprizim var. Arkadaşınız gelmiş, onu neşeyle karşılayalım hadi. Ortega geldi. Ortega geldi. Çocuklar kapıyı kapat. Thank you.
gideceğiz arkadaşınızın yanına. Sen de alım hadi yürü. Hadi. Hadi. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Koçsun sen be koç. Evet abi. Hiçbir şeyin kalmamış ki. Evet abi. Gayet iyisin be. E hali hoş bulduk yok mu ya? Hoş geldin. Hoş geldin. Ortegam. Törpü. Bu koltuk değnekleri. Bunlar yol arkadaşlarım. Bundan sonra benimle beraber olacaklar. Hatta artık isimlerini bile taktım. Bu Arif. Bu da sağımdaki Kopil. Abi. Yurt dışı işe yaramadı mı ya? Tedaviler falan. İşte Amerika'daki tedavi anca bu kadar. Yani yapabilecekleri bu kadardı. Bundan sonra bu değneklerle yürüyeceğim ama sonrası Allah kerim tabii. Ne kadar sonra peki? Yani kısa bir süre değil mi? Vallahi Didemciğim, onlar da pek emin değiller. Belli bir süre vermediler. Ortega, Fener bekleyecek değil mi baba? Bana bir geçmiş olsun kartı atmışlar. Ama bu şekilde transfer görüşmelerinin yürümesi teknik olarak mümkün değilmiş. Neyse ya. Sıkmayın canınızı. Bakın ben çok iyiyim ve çok memnunum. Hem koltuk değnekleriyle daha havalı olmadın mı ya? Tabii canım. Yani hiç de kötü durmuyor. Evet ya. Zaten sen her halinle yakışıklısın Ortega. Tabii canım. Kimin kankası herhalde yakışıklı olacak. Tabii. Yakışacak en delikanlısından. Hadi ya asmayın artık suratınızı. Bakın ben alıştım. Kim bilir daha önüme ne fırsatlar çıkacak. Mutlaka çıkacak deli misin? Sen neye elini atsan başarırsın zaten. Ortega! Öğretmenim, siz kalmadınız ama. Bırak da çocuklarımı bu kadar tanıyayım değil mi? Evlat, hoş geldin aramıza evlat. Hoş bulduk öğretmenim. Abi Amerika'daki taksilerin hepsi sarı mı abi? Ortam nasıl abi? Sarışık falan fazla mı orada? Quentin Tarantino'yu gördün mü? Oğlum manyak mısınız? Aynı burası işte. Hiçbir farkı yok ki abi. Herkes bildiğiniz gibi taksiler de sarı normal. Allah Allah. Abi sen onu bunu bırak da. Sen bizi çok sağlam yedin ha. Kusura bakmayın arkadaşlar ama geldiğimiz bir belli olsun değil mi? Aşkım benim. O koltuk değneklerinden kurtulacağını biliyordum. Çok sevinçliyim çok. Benim sayemde hoca. Benim sayemde. Amerika fikrini veren benim abi. Bu çocuğun böyle rüzgarın oğlu gibi koşmasını sağlayan benim. Gün gelir ben kardeşime yardım ederim. Gün gelir o da menajerine yardım eder. Doğru Kopil'im. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bence seni de Amerika'ya yollamak lazım abi. Çünkü bak benim kaldığım hastanede ruh ve sinir hastalıkları bölümü harika. Böyle hayal görenlere inanılmaz yardımda bulunuyorlar. Amerika yaramış baba. Espriler falan. Komedyen olup çıkmışsın lan. Arnold Schwarzenegger. Bile daha uyu bırakın da. Ortega'nın gelmesi ve mezun olmamız şerefine. Bir organizasyon yapalım diyorum. Çok çok doğru. Eleman doğru söylüyor. Şöyle 11 beyin şahına yakışır bir şaka yapalım derim. Arkadaşlar öyle bir şey yapalım ki herkes senelerce 11 beyi konuşsun. Oho ben programa hemen hazırladım bile. Çıktı bari be. Arkadaşlar çifte kutlama yapacağız sizin haberiniz yok yine. Bu bilim 11 Bey TV'nin programını açıklar mısın lütfen? Hemen açıklıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 11 Bey TV'nin programı. Sabah
İstiklal Marşı saat 7'de Kadının Efendi Erkeği Yendi programıyla beton karşımıza. Arkasından saat 10'da Törpü Ceyhan'la işitme engelliler için haber bülteni. Ve günün bombası son olarak icraatın içinden programında canlı yayında Amil Sağlam o çok sevdiği ceylan derisi koltukla bütünleşecek. Bravo! Evet arkadaşlar, bütünleşme işleminin gerçekleşmesi için gerekli olan malzemeler de temin edilmiş bulunuyor. Bravo! Yalnız Arif'im, şimdi bu silikon işe yarayacak değil mi abi? Sevda Demirel'in silikonları gibi başımıza patlamasın. Bravo. Amerika'ya gidildi, hemen Amerikan esprileri de kapıldı. Welcome be. Thanks. Gidelim onlarla. Fazla uzatmayın da şu görev dağılımını yapalım. Arkadaşlar, görev dağılımını yapıyorum. Dinle burayı. Settik. kızlar, siz Amil Bey'in odasına girip bir bahane bulup onu odadan dışarı çıkartıyorsunuz. Ki bu kızlara beton sen de dahisin. Eleman. Lafını unutma. Lafını unutma. Balla kesiyorum. Devam ediyorum. Erkekler tayfası olarak ki bu tayfa cesur, cengaver ve aynı zamanda işini bilen erkekler oluyor. Amil Bey'in odasına girip gizlice silikonu ceylan derisi koltuğa boca ediyoruz. Ve Amil Bey'i hayatının sonuna kadar oraya yapıştırıyoruz. Arkadaşlar, 11 Bey aşkına herkes toplasın. Bir, iki, üç. Lay 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 lay. Şimdi. Abi, yandık en Marmara çırasından. Gurur duyun yaptıklarınızla. Gurur duyun, çok iyi bir iş yaptınız. Aferin. Kutluyorum hepinizi. Dua edin o sevda öğretmene bir şey olmasın. Yoksa sizi ben de kurtaramam. Ayrıca kurtarmak da istemem. Yazıklar olsun hepinize. Abi, çok kötü bir şey yaptık biz ya. Yakınına bir şey olursa. Ay, inşallah olmaz. Evet, yoksa hayat boyu vicdan azabı çekeceğiz. Bize çıkmıyor. Ya, kötü bir şey olsaydı bize söylerlerdi Amil Bey. Her şeyin yolunda gittiğine inanıyorum ben. Ne olur siz de öyle düşünün. Tabii sizin için konuşması kolay. İçerideki sizin karınız olmadığı için anlamazsınız siz. Ben ailemi kazada kaybettim. Bu acıyı bilirim Amil Bey. Bakın eşiniz iyi doktorların elinde. O sağlıklı çıkacak. Güzel güzel kavuşacaksınız ona. Ne olur kendinize eziyet etmeyin. Doktor. Karınız gayet iyi durumda. Şükürler olsun. Yani bebek bir zarar görmemiş değil mi? Yani doğum normal seyrinde yapabileceğiz. Amil Bey, bebeğiniz dünyaya geldi. Ne? Durumu nasıl? Açık konuşmak lazım. Sevda Hanım'ın başına gelen talihsiz olaya bağlı olarak bebek beklemediğimiz bir zamanda geldi. Henüz 8. ayının başındaydı. Küveze kondu. Yaşaması biraz... Biraz ne? Çocuğuma ne olacak doktor hanım? Gelişimini henüz tamamlayamamış olduğu için hala hayati tehlikesi var. Elimizden geleni yapacağız. Amil Bey, en iyi, en olumlu olanı düşünelim lütfen. Durum ne kadar zor olursa olsun.
Nargize Su. Bunu bana nasıl yaparlar? Ben bu çocuklara ne yaptım Afet Hanım? Ne yaptım? Yok, siz bir şey yapmadınız. Ya onların da kötü bir niyet olduğuna inanmıyorum ben. Bakın benim Kerem de böyle erken doğdu. O kadar küçücük doğdu ki kaşık kadardı. Böyle küçücük kafası vardı, küçücük bedeni vardı. Hatta derdiniz ki bu bedene bir kalp nasıl sığar? Tabii herkes mucize gözüyle bakıyordu yaşamasına. Hayat iyilere mucizeler sunuyor. Bence Pakize Su çok sağlıklı bir çocuk olacak. Ne olur bunu böyle inanın buna. Yani biz küçücük bir bebeğin hayatına kastedecek çocuklar yetiştirmedik. Bunu siz de iyi biliyorsunuz. Ne yaparım ben Afet Hanım? Ölürüm şerefsizim. Sizde hiç Allah korkusu yok mu? Kimsi mi insanlarsınız siz? Sadece şaka yapalım dedik hocam. Evet hocam. O koltuğa Sevda öğretmenin oturacağını tahmin edemedik. Tahmin edememişmiş. Böyle şaka olur mu? Kadıncağız hamile. Ya Sabiye bir şey olursa? Hadi bırakın onu, ya Sevda Hanım'a bir şey olursa? Kim ödeyecek bunun hesabını? Ben size nasıl ders anlatayım şimdi? Nasıl dinden, vicdandan, ahlak kurallarından, insan olmaktan, temizlikten bahsedeyim? Siz belki benim dersimden geçersiniz, kurtulursunuz ama insanlıktan hepiniz sınıfta kaldınız. Bundan eminim.